Merhaba arkadaşlar. Tarla Bitkileri 1 programımızda sıcak iklim tahıllarından mısır ve darılar konusuyla devam edeceğiz. Bu programda mısır, mısırın morfolojisi, mısırın kültürü, darılar, darıların kültürü başlıklarını ele alacağız. Mısır, sıcak iklim tahılları grubuna giren tek yıllık bir bitkidir. Büyüme ve gelişmesini yılın sıcak ve güneşli günlerinde yapar. Anavatana Amerika kıtasıdır ve bu kıtanın keşfinden sonra dünyaya yayılan önemli bitkilerden biridir. En fazla ekim ve üretim de Amerika kıtasındadır. Mısır, tüm tahıllar içerisinde en yüksek verime sahip olandır. Ülkemizde mısır üretiminin çoğu Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Ege bölgelerinde yapılmaktadır. Yüksek karbonhidrat, düşük lif ve yağ içeriği ile lezzetli oluşu, birim alandan oldukça fazla yeşil sap elde edilmesi bitkinin yem değerini arttırır. İnsan beslenmesinde mısır, mısır gevreği, mısır ekmeği, mısır konservesi gibi ürünler şeklinde tüketilmektedir. Alkol, mısır nişastası, mısır yağı, mısır şekeri, mısır tanesinden elde edilen önemli endüstriyel ürünlerdir. Dünyadaki birçok gıdanın mısır şurubu ile tatlandırıldığı bilinmektedir. Birçok sanayi ürünü de mısırdan üretilir. Dünyada ekonomik olarak tarımı yapılan mısır çeşitleri at dişi ve sert mısırdır. Arjantin ve Brezilya'da unlu mısır ve cin mısır üretimi, Güneydoğu Asya'da şeker mısır üretimi çok yaygındır. Ülkemizde üretimin büyük çoğunluğu at dişi mısır olarak gerçekleşmekte. Ancak Karadeniz bölgesinde yerel ve evsel tüketim amacıyla sert mısır tarımı da yapılmaktadır. Mısır bitkisi tek yıllık, iri yapılı, sapları 60-80 cm'den 3 metreye kadar boylanabilen bir bitkidir. Mısır diğer tahıllar gibi saçak kök sistemine sahiptir. Mısırda çim kökü, kılavuz kök, embriyonel kökler Adventif kökler, sürekli kökler, harici kökler ve destek kökler olmak üzere dört tip kök vardır. Sap ise boğum ve boğum aralarından oluşmaktadır. Mısır bitkisinin kardeşlenme eğilimi çeşitlere göre değişmektedir. Her boğumdan ise tağların genel özelliklerinde olduğu gibi bir yaprak çıkmaktadır. Erkek çiçekler tepe püsküründe dişi çiçekler sap boğumlarından çıkan koçanlar üzerinde toplanmıştır. Bu çiçekler yabancı tozlanma ve döllenmeyi düzenli bir şekilde yapar. Koçan uzunluğu çeşide göre 10 ila 40 santimetredir. Koçanda tane sayısı 300 ile 1000 arasında olsa da 500-600 tane çoğunlukla yeterli sayılmaktadır. Koçan üzerinde çeşide göre değişen sayıda 4 ila 20 adet tane sırası bulunur. Mısır yetiştiriciliğinde tane verimi düşük birkaç koçan yerine çok iyi gelişmiş ve tane verimi yüksek bir koçan yetiştirmek daha idealdir. Mısırda tanenin biçimi daha çok genetik yapıya, tane boyutları ise genetik yapıya ve çevre koşullarına bağlıdır. 1000 tane ağırlığı çeşitlere ve çevre koşullarına göre 50 ila 1000 gram arasında değişir. Mısır tanesi kabuk, endosper, embriyo ve sapçık olmak üzere 4 kısımdan meydana gelir. Mısır yüksek verim için fazla sıcak istemektedir. Yazlık bir bitki olduğu için büyüme ve gelişmesini yılın güneşli ve sıcak günlerinde yapar. En uygun büyüme sıcaklığı 25 ila 30 derece arasındadır. Mısır yetişme döneminde çok su tüketir. Yağışlar yeterli değilse sulama ile desteklenir. Mısır için en uygun ekim zamanı toprak sıcaklığı 10-13 dereceye ulaştığı zamandır. Ekim zamanını belirleyen diğer faktör ise o bölgenin ilk ve son don tarihleridir. Mısır ekimi özel mısır ekim makineleriyle sıraya ya da el ile serpilerek ve ocağa ekim yapılmaktadır. Ancak mısır bir çapa bitkisi olduğu için mutlaka sıraya ekilmelidir. Tohumun hızla çimlenip sürülebilmesi için uygun nem, hava ve sıcaklığı olan toprağın içinde bulunması gerekir. Genellikle 5-6 cm derinlik mısır için uygundur. Ekilecek tohum miktarı üzerinde, toprağın verim gücü, nem durumu ve tohumluğun çimlenme ve sürme gücü önemli rol oynar. Mısır bitkisi gelişmesinin ilk döneminde iyi bir bakım ister. Bakım yapılmazsa yabancı otlarla rekabet edemez. Başlıca bakım işleri çapalama, sulama, gübreleme ve tarımsal mücadeledir. Daha önce de değindiğimiz gibi mısır bir çapa bitkisidir. Çapalamanın amacı yabancı ot kontrolü, en az kayıpla toprak nemini korumak, toprağı havalandırmak, üst gübreleme ile toprağa verilen besin maddelerinin toprağa karışmasını sağlamaktır. Mısır topraktan bol miktarda azot, fosfor ve potasyum alır. İyi bir verim ve kalitesi yüksek tane için toprağın organik madde ve bitki besin maddelerince zengin olması gerekir. Mısır diğer tahıllara göre daha fazla yeşil aksam ürettiği için ihtiyaç duyduğu azot miktarı fazladır. Toprakta bulunan yeterli miktardaki azotun verime ve tane kalitesine etkisi çok fazladır. Fosforlu gübreler ise mısır bitkisinde kök gelişimini, çiçek ve tane olumunu hızlandırmaktadır. Uygulama kolaylığı bakımından azotlu gübrenin yarısı ve fosforlu gübrenin tamamı ekim işlemi sırasında toprağa verilmelidir. Hastalık ve toprak altı zararlarına karşı bitkinin tüm gelişim döneminde ilaçlı mücadele yapılmalıdır. Yabancı otlara karşı ise ekim öncesi ya da çıkış sonrası önlem alınmalıdır. Tane ürün için mısır hasadı, bitki yaprakları, koçan kavuzları iyice sarardıktan ve tanelerdeki su oranı %20'ye kadar düştükten sonra yapılır. Hasat genellikle koçanların bitkilerden elle koparılıp toplanması şeklindedir. Hasat edilen koçanlar sergi yerlerinde kavuzlarından ayrılır. Tanelerdeki nem oranı %18 veya daha aşağı düşünceye kadar kurutulur. Tahıl biçer döverlerinde birkaç değişiklik yapıldığında tane için mısır hasadı kolaylıkla biçer döverle yapılmaktadır. Makineli hasat için tane nem oranının %19'dan düşük olması gerekir. Şimdi de darı konusuna biraz değinelim. Darı kelimesi, familyasında biri sorgum, ikincisi kumdarı, sonuncusu ise cindarı olan üç bitki cinsine verilen ortak isimdir. Sorgum tropik bölgelerin önemli besin kaynaklarından biridir. Alkol yapımında, insan gıdası yapımında ve hayvan beslenmede kullanılmaktadır. Sorgum buğday, pirinç ve mısırdan sonra dünyada en fazla tüketilen tahıl cinsidir. Sorgumun kültür ve yabani birçok türü vardır. Bunlar sorgum kocadarı, şeker darısı, süpürge darısı ve sudan otudur. Türkiye'de Boza darısı olarak da bilinen kum ise Karadeniz'e kıyısı olan yörelerimizde yetiştirilmektedir. Son yıllarda kuş yemi olarak tüketime sunulmaktadır. Cindarının ana yurdu Çin, Güney ve Doğu Asya'dır. Cindarının 100 kadar bilinen türü vardır. Yabani formu ülkemizde ve diğer ülkelerde de yetişmektedir. Kuzey Çin, Kore, Moğolistan ve Urallar bölgesinde insanların ana besin maddeleri cindarı ve kumdarıdır. Evet arkadaşlar, Tarla Bitkileri bir programımızın 5. bölümü burada sona erdi. Sizlere sıcak iklim tahıllarından mısır ve darıyı tanıtmaya çalıştık. Bir sonraki programda sıcak iklim tahıllarından çeltik ve kuş yemi bitkilerini değineceğiz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.